Tek bir işlevi, dolayısıyla tek bileşenli olan nervus trohlearis, genel somatik eferent lifler içerir. Göz küresinin hareket ettiren kaslardan kontralateral olarak musculus obliquus superior kasını innerve eder. Gözü ilk olarak içe ve aşağıya doğru bakmasını sağlar. Bu harekete intorsiyon adı verilir. Tek bir nükleusu bulunmakta. Bu nükleus 31 numaralı gösterilen nükleus nervi trohlearis'tir. Nükleus nervi trohlearis mezensefalonda colliculus inferior seviyesinde bulunmaktadır. Substantia gelatinosa ya da substantia grisea centralis'in ön tarafında bulunan çekirdeklerinden çıkan nervus trohlearis arkaya doğru seyreder ve velum medullare superius seviyesinde çapraz yaparak truncus encephali arkadan terk eder. Beyin sapını arkadan terk eden tek kraniyal sinir olan nervus trohlearis pedunculus cerebrinin lateralinden dolanarak mezensefalonun ön tarafına doğru gelir. Daha sonra meningsleri delerek sinüs kavernozusa girer. Sinüs kavernozusun lateral duvarında seyreden nervus trohlearis sinüs kavernozustan çıktıktan sonra fissura orbitalis superior'a ulaşır. Sinüs kavernozusa giren nervus trohlearis 3. kraniyal sinirin hemen altında sinüs kavernozusun lateral duvarında seyreder. Buradan çıktıktan sonra fissura orbitalis superior'dan geçerek orbita içine giren nervus trohlearis musculus obliquus superior kasını innerve eder. Uzun seyri nedeniyle kafa travmalarından kolayca etkilenen nervus trohlearis'in lezyonlarında ise musculus obliquus superior felcine bağlı olarak hastada aşağıya ve içe bakmakta zorluk, merdiven inerken zorlanma şikayetiyle ile gelir hastalar. Etkilenen tarafta ekstorsiyon gözün dışa rotasyonu, ekstorsiyon sebebiyle de vertikal diplopi yani çift görme bulguları oluşur. Hasta bu durumu kompanse etmek için başını aksi yönde eğer. Nervus trohlearis'in en önemli özelliklerini sayacak olursak, truncus ensifaliği arkadan terk eden tek kraniyal sinir olması, tüm alt motor nöron liflerinin çaprazlaştığı tek kraniyal sinir olması, en uzun intrakraniyal seyre sahip olan sinir olması ve en az akson sayısına sahip kraniyal sinir olmasıdır.